Fatma Nur'un Mutfak Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için hızlı anlatım bulgur pilavı yapıyorum, sebzeli. Sebzeli bulgur pilavını yapmaya başlıyorum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı tenceremin içerisine alıyorum. Ocağın altını açıyorum. Ve biraz yağımı kızdırıyorum. İçerisine 1 adet küp küp doğranmış yeşil biber, 1 adet kırmızı biber küp küp doğradım ve 1 tane de kuru soğanı küp küp doğradım ve ilave ediyorum tenceremin içerisine. Hepsini bir güzelce kavuruyorum pembeleşinceye kadar. Sebzelerimin daha hızlı sotelenmesi için üzerine bir miktar tuz ekiyorum. Bulgur olarak önerebileceğim marka bu. Genelde baş başa duru bulgur kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar ölçüyoruz ne kadar kullanacağımızı. Kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Yani bulgur miktarı artırılıp azaltılabilir. Şöyle 2 bardak bulgur kullanıyorum. 2 su bardağı ölçtüğümde. Ve bulgurumu güzelce yıkıyorum. Küp küp doğramış olduğum soğanımı ve ince ince kıymış olduğum biberlerimi güzelce soteliyorum. Elinizden geldiği kadar arkadaşlar kızartın. Üzerine 1 yemek kaşığı ev yapımı domates salçamı ilave ediyorum. Bu kaşığımla dolu bir kaşık alacağım. Böyle bir dolu kaşık ilave ediyorum. İki adet domatesimin kabuklarını soyup küp küp doğramıştım. Burayı biraz soteleyip onları da ilave edeceğim üzerine. İki adet kabuğunu soyup küp küp doğramış olduğum domateslerimi de ilave ettim. Ve onları da soteliyorum. Ve şimdi üzerine baharatlarımı ilave ediyorum. Bir çay kaşığı dolu dolu tuzumu ilave ettim. Baharatları ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üzerine yarım çay kaşığı isotumu, yarım çay kaşığı karabiberimi, yarım çay kaşığı pul biberimi, yarım çay kaşığı kimyonumu, yarım çay kaşığı sumağımı, yarım çay kaşığı kırmızı toz biberimi, tatlı toz biber ilave ediyorum ve burayı güzelce karıştırıyorum. Tencerem dibine sarmayan bir tencere arkadaşlar. Pilavı yaparken böyle bir tencere tercih ederseniz çok rahat edersiniz. Bu bulgurda da en sevdiğim özellik tane tane çok güzel iri olması tanelerinin. Yani bulgurlarımız iri iri duruyor içerisinde. 2 su bardağı yıkanmış bulgurumu ilave ettim. Onları da soteliyorum. Sebzelerimin tüm lezzetinin bulgurlarıma çıkmasını sağlıyorum. Ve şimdi arkadaşlar kavurmuş olduğum bulgurumun içerisine sıcak suda eritilmiş olan 1 adet et kımarımı ilave ediyorum. Üzerine bulgurumun üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Altını açıyorum biraz. Şöyle bir karıştırıyorum. Ara ara sık sık karıştırarak kapağını örtüp pişiriyorum. Ben bulgur pilavımın lezzetini taşlandırmak için arkadaki ocağıma tereyağımı alıyorum. Tost tavanın içerisine
biraz tereyağı ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar. Ve bulgur pilavımı da arada açıp açıp kapağını, altını hiçbir şekilde tutmayacak zaten ama yine de karıştırıyorum. Görüyorsunuz altını sarmıyor. Ve kapağını da karıştırıp kapatıyorum. Karıştırıp kapatıyorum. Arka ocağımdaki tereyağını da güzelce kızartıyorum. Bulgur pilavımızı ara ara kapağını açıp karıştırıyorum demiştim. Görüyorsunuz karıştırıyorum bu şekilde. Dibine sarmaması için bu işlemi yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Bu esnada güzelce nar gibi kızartmış olduğum tereyağımı ilave ediyorum. Ve üzerinde gezdiriyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımı güzelce kızartmıştım. Pembeleşinceye kadar. Orta ateşte pişirmeye başladım. Aynı ayarda devam ediyorum. Altını henüz kısmadım. Bulgur pilavımın altını kıstım. Yavaş yavaş tümünü çektiriyorum. Sebzeli bulgur pilavımın son şekli arkadaşlar. Bulgur tanelerini tadarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Ve ben altını kapatıp kapağını örtüp dinlenmeye bırakıyorum. Bulgur pilavımızın yanında servis etmek için cacık hazırlıyoruz arkadaşlar. Kabuğu soyulmuş bir adet salatalığımı rendeliyorum. Rendelemiş olduğum salatalığımın içerisine 2 adet sarımsağımı güzelce ezeceğim yardımıyla eziyorum ve ilave ediyorum. Üzerine yoğurdumu ilave ediyorum arkadaşlar. 1 kaşık bol dolu, 2 kaşık, 3 kaşık. Şöyle kenarından 4-5 suyuyla dökebilirsiniz. Yani ne kadar yoğurt koymak istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Burası tercih size kalmış. Zeytinyağı, biraz kuru nane, biraz tuz ilave ediyorum ve onu da çırpıyorum. Birbirini güzelce karıştırıyorum. Ve cacığımız servise hazır. Sebzeli bulgur pilavımın son şekli arkadaşlar. Yanında sarımsaklı güzel bir cacık, bir de güzel bir kornişon turşuyla servis yapabilirsiniz. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Deneyecek herkese afiyet olsun.